sıra süresi 44'te kalmıştık dün. 45'ten devam edeceğiz inşallah. 45. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık. Şey suresinde Meryem suresi 17. ayette ne diyordu? Meryem kavmiyle arasına görünmez bir perde çekti. Doğu tarafına bir yere çekilmişti. Kavmiyle kendi arasına bir perde çekmiştik ifadesi kullanılır. İşte demek ki o kavmi Müslüman olmayan bir kavim. Yani ehli kitap ama Kur'an'la arası açık. Yani şu andaki ehli kitap toplumların hep Kur'an'la arası açık değil mi? Kur'an okuduğu zaman adamın beyni, kan beynine sıçrıyor. Onun gibi. Yani Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık. Yani onlar kesinlikle Kur'an'ın söylediklerini kabul etmiyorlar. Zaten aşağıda detaylarına ininceye kadar anlatıyor. Hocam burada ilginç bir şey var. İki ayette de hicaben diyor. Seninle onların arasına veya Meryem kavmiyle arasına hicab yani perde çekmişti diyor. Orada perde çekmişti diye tercüme ediyorlar. Burada görünmez perde diye tercüme ediyorlar. Yani orijinalinde görünmez filan demiyor. Perde çekeriz diyor. Seninle inanmayanlar arasına perde burada, çekeriz diyor. Burada Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine baktığımız zaman hani bir ayette diyordu, kim Cibril'e düşman ise Allah da onların düşmandır. Düşmanlarını neyle gösteriyor Allah? İnkar etmekle ve kendi yolunun doğru olduğunu zannetmekte. Mesela yine Zuhruf suresi 36-37. Ayetlerde biz bu zikirden, bu Kur'an'dan uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. Onlar da yollarını dosdoğru sanırlar ifadesi kullanıyordu. Yani Yasin suresi 9'u da buna örnek verebilir miyim? Çok tabii ki. Bir söylersem. Biz önlerine bir set, arkalarına bir set çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık göremezler. Heh, yani şimdi yine Bakara suresi 259. ayette. Hani görmedin mi o adamı? Köhne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti. Bu inkar eden bir kişinin fotoğrafını profil ediyor Kur'an. Yani orada burası nasıl diriltecek? Yani ölen bir insan ve sürekli çürümüş, erimiş kemiklerin yeniden dirileceğini mi vaat ediyor? Sürekli dedikleri bu değil mi? Yani bunlar kesinlikle ahiret alemini kabul etmiyorlar. Zaten ahiret alemini kabul etmeyen insanlar da ilahi mesajdan uzaklaşmış demektir. Bunlar önemli olan büyük haberi reddediyorlar. Ben yalnız burada Fatih'e bir şey sormak istiyorum. Fatih Kutal'a ayette diyor ki Allah, Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir arasında perde kıldık. Görünmez demiyor da bu görünmez diyor yani şey. Arasında perde kıldık diyor. Şimdi Allah Muhammed Aleyhisselam'a hem diyor ki git bu Kur'an'ı inanmayanlar okuyacak ki o inanmayanlar inanıp hale gelsin. Hem de diyor Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı onlara okudu mu onlarla Muhammed Aleyhisselam arasında onlarla Kur'an arasında perde çekiyor. Bu ne perhiz, bu ne kurşusu. Bunu nasıl anlamamız lazım? abi pek bir fikrim yok. Şeye soralım. Ayşe Hanım'a soralım. Allah niye hem Kur'an'ı anlat diyor onlara da arkasından gidiyor. O onlara Kur'an'ı okuduğu zaman şak araya perde çekiyor. Anlamasınlar diye. Azgınlıkları artsın diye.
Hocam sesim biraz kısık ama şöyle anlıyorum. Sesim geliyor mu? Sesim biraz kısık. Geliyor, geliyor. Tamam. Sesim kısık, biraz boğazım sıkıntılı. Şöyle anlıyorum. Onlar böyle kör oldu ki gözleri zaten hakikatleri görmeyecekler. Hani Allah perde çekmeyecek. Onlar görmeyeceği için hani bir anlatım diliyle alakalı. Zaten inanmayacaklar onlar. Evet. Anlıyorum. Peki İsmail'e soralım. O da diyor ki akşama kadar bunlar film oynatıyorlar. Beyaz perdedir o diyor. Beyaz perdenin aktörleri mi olmuş oluyor bunlar? Allah niye perde çekiyor? İnanan, iman etmeyenlerle Muhammed Aleyhisselam okuduğu zaman. Çünkü perde çekeriz diyor. Kendisi söylüyor. Neyse. İsmail'in mikrofon kaçırmıyor herhalde. Bu konuda söz söylemek isteyen varsa buyursun. Hocam ben bu şeyi tahmin ettiğim, peygamber ilk önce anlatıyor bunlara. Anlattıkça inkarlar artıyor. Kimisi iman eden de çıkıyor belki aralarında. Ama bu temelli o dediğin gibi inkar artanlarla arasına seti o zaman çekiyor. Ama ilk baştan çekmiyor Allah. Yani sen diyorsun ki burada yine sebep-sonuç ilişkisi anlatılıyor. Onlar evet. İnkarla kendiği için Kur'an mesela onlara diyor ki zina etmeyin, yalan söylemeyin, adam öldürmeyin, mazlumların hakkını yemeyin. Kur'an bunu söylüyor. Muhammed Aleyhisselam başka bir şey söylemiyor onlara. Bu da onların işine gelmiyor. İşine gelmediğinden dolayı buraya kulak tıkıyorlar. Ya git diyorlar, sen kafayı yemişsin, sen meczupsun, atalarımızdan biz böyle görmedik. Bu işi sen bizden daha mı iyi biliyorsun filan gibi bahaneler, gerekçeler uyduruyorlar. İşte bu durumu Allah nasıl anlatıyor? Yani onların Kur'an'a meyletmemelerini, onların Kur'an'a yönelmemelerini, sen onlara Kur'an'ı okuduğun zaman diyor, onlarla senin arana perde çekeriz diyor. Peki perdeyi çeken, onların Kur'an'a yönelmesini sağlayan Allah mı? Hayır, tam tersine. Yönelsinler diye gidiyor, git Kur'an oku diyor. Ama onların küfürde, inkarda ısrar etmelerini böyle anlatıyor işte Allah. Aynen Musa'ya düşmanlarına kıldık. Yani birçok yerde var. Hani Kur'an'da müteşabihat var mı yok mu diye tartışanlara bu ayeti de örnek gösterebiliriz. Var mıymış Kur'an'da müteşabihat, yok muymuş? Allah hem perde çekip hem de onlara niye inanmadınız diye cehenneme atıyorsa kendisi perde çekiyor zaten inanmasınlar diye, ondan sonra da cehenneme atmış oluyor. Böyle olur mu? Şimdi olmaz. Şöyle diyorlar. Buraya şu Zuhruf 36-37 çok güzel oturması lazım abi. Yani kişi Allah'ın mesajından başkasına kulak kesildiğinde şeytan ona arkadaş oluyor. Artık kendini dost doğru yolda sanıyor. Evet. Ali Zahir'in yani, örneklerden birisi mesela. Otomatik olarak Kur'an'a kulak veremiyorlar. Mete bir şey söyleyecek herhalde. Buyur Mete. Şimdi benim en son hafta sonu konuşmamda şöyle bir söz söylemiştim. Ben veya sen abi herhangi bir robot yapsan, robotu çalıştırsan, gitse insanlara zarar verse, binaları yıksa polis kimi tutuklar? Beni veya seni tutuklar değil mi? Robotu yapan kişi olarak. Evet. Yani robotun sorumluluğu üretene ait, bana ait. Allah burada kendi yarattığı kulun sorumluluğunu üstleniyor. Aralarına perde çekeriz derken biz kullandığı ayetlerde genelde başkaları da yapsa olayı sorumluluğu üstleniyor. Bu Allah'ın yarattığı kulun eylemi ama sorumluluk yine kendisinin. O şey kulun. Bu konuşma dikkatine biraz bunu düşünün, ekleyin bence yani. Benim aklıma gelen bir tam kavramı oturtuyor kafamda. Ama bu senin verdiğin örnek buraya uymuyor. Sorumluluk Allah'ın kendisi. Allah kullarını yarattı. Kulları duymak istemedi. Perde çektiler. Allah burada diyor ki perde çekeriz. Olsun. Sorumluluk niye Allah'ın olsun? Hayır. Allah kendisi diyor. Benim kulum perdeyi çekti. Perde çekeriz. Bu manada. Sorumluluk yine o kulun. İmtihan çünkü irade var. İrade iptal değil. Eyvallah. Şöyle biraz açalım isterseniz. Yani hani
Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getiririm. Hayır, ayette öyle değil diyorlar. Ayette böyle diyor. Yani burada Allah sapmayı da, hidayeti de yaratan Allah'ın kendisi. Onun malzemelerini de yaratan Allah'ın kendisi. İnsan saparsa kendisi sapıyor ama Allah'ın malzemeleriyle sapıyor. İnsan hidayete gelirse, efendim? İnsan hidayete gelirse, insan hidayete gelirse yine Allah'ın malzemeleriyle hidayete geliyor. İşte onun için Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getiririm derken onu anlatıyor Allah. Yoksa Allah birine gel kulum, seni diliyorum, saptırıyorum, gel kulum, seni diliyorum, hidayete getiriyorum demez. Yani insan isterse Allah saptırır, insan isterse Allah hidayet erdirir. Kur'an'ın anlattığı bu. Bu Kur'an'ın konuşma dili işte. Anlatma usulü bu. Şimdi biz bunu Kur'an'ın işte koordinat olarak bize verilen ayetleri var. Onlar üzerinden bunu anladığımız zaman burada neyin kastedilmek istendiğini ortaya çıkarıyoruz. Çünkü Allah İnsan suresinde de diyor ki biz ona yolu gösterdik. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hür irade verdiğini söylüyor. İradeye müdahale etmediğini burada söylüyor. Bu ayeti baz alarak iradeli varlıklarla ilgili Allah ben yaptım, verdim. Mesela sizi alemlere üstün kıldık diyor. Diğer kavimlere üstün kıldık diyor. İsrailoğullarına bunu söylüyor. Bu durumda Allah kalkıp da İsrailoğulları kendilerini üstün kılacak şartlara için mücadele etmemişse, bunu yerine getirmemişlerse, Allah gelip de zorla İsrailoğullarını üstün kılar mı? Kılmaz. İşte bu koordinatlar doğrultusunda bu ayetleri anlamamız lazım. Kur'an'ın konuşma dili, anlatım sanatı bundan dolayı çok önemli. Tabii ki, yani başka türlü olsa kesinlikle doğru bir sonuca varamazsın. Mesela az önce bir perdeden bahsedildi. Aslında orada hani Allah durup da insanlarla konuşmaz. Ya vahiyle, ya elçi aracılığıyla ya da perde arkasından konuşur. İşte perde arkasından konuştuğu inkar edenlerle olduğu bak bu ayette bile belli oluyor. Yani inkar edenler eşyanın dilini çözüyorlar ama onlar Allah'ı kabul etseler de etmeseler de Allah o eşyanın dilini çözme maharetini onlara vermiş ve o konuda ilerlemişler. İşte perde arkasından konuştu dediği o işte. Yani ayetler arasındaki bağı çok düzgün, iyi kurmak lazım. Yoksa ortaya koyduğun sonuç doğru sonuca ulaşamaz asla. Zaten müteşabi anlatım devamındaki ayetlere devam ediyor. Şimdi onu okuduğumuzda da göreceğiz. 46 ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek olarak, tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyette, gerisi geriye giderler. Yani bu hani Allah sürekli o inkar edenler tuzak kurarsa biz de tuzak kuruyoruz. Onlar bizi unutursa biz de onları unutuyoruz. Efendim onlar bizden yüz çevirirse biz de onlardan yüz çeviriyoruz. Yine o 36-37. Surede ayette belirtildiği gibi. Yani Allah kesinlikle onların kulaklarına ağırlık tıkamaz. Kur'an o inkar edenlerin inkar etme yolundaki sapışlarını ve inkarlarının artışlarını böyle anlatıyor Kur'an. Yani Allah hiçbir zaman müdahale etmiyor onun kararına. Ama sapma yolundaki malzemeler bunlar. Gözlerin körelmesi, kulakların olduğu halde tıkanması, kalplerin de mühürlenmesi. Allah mühürlemiyor. Mühürleriz diyor Allah ama mühürleyen Allah değil, insanların kendisi. Şunu hiç unutmamak lazım.
Allah din gününün maliki derken dünya hayatında insanoğlunun karar verdiği yöndeki kesinlikle kararlarına müdahale etmiyor Allah. Çok ayetle buna destek veriyor. Evet. Bazı arkadaşlar hani diyorlar ya, Allah müdahale eder ama biz bilmeyiz. Kulakları çınlasın bu arkadaşlarımızın da. Delilsiz, belgesiz konuşmak, bu aslında Allah adına yalan söyleme kapsamına da girebilir. Çünkü eder diyor. Nasıl eder, nereden eder, niçin eder? Ben bilmem diyor. Bilmediği halde eder diyor. Abi o arkadaşlardan bazıları, ki sen biliyorsun onun şeyi, Hud suresi 70 ile 93 arasında mesela buna delil olarak gösteriyorlar. Allah'ın müdahale ettiğini. Ve bu arkadaşların bir başka şeyi de sebep-sonuç ilişkisi içinde olduğu için her şey alternatif yoktur diyor adam. Her şey zaten her şey yazılmıştır. Allah her şeyin yazılı olduğunu zaten beyan ediyor. Sen bu kısırlığın içerisinden çıkamazsın, kaderini yaşarsın. İşte Hud 70 ile 93 arasında buna delildir diyor. Allah müdahale eder, etmiştir diyor. Hatta öyle etmiştir ki diyor, Lut kavminin kafasına düşen taşları diyor ki işaretlemiştir. Kimin kafasına ne düşeceğini diyor. Allah bunu böyle diyor, söylüyor şeyde. Kur'an'da böyle olduğunu söylüyor diyor. Ve delili de buradan getiriyor kendince. Allah'ın ayetinden açıklıyor. Mesela Kur'an okuduğu zaman onların mesela kulaklarına ağırlık koyarız diyor. Allah o zaman Muhammed Aleyhisselam Kur'an okuduğu zaman gidip Mekkelilerin kulaklarına ağırlık mı asıyordu? Yani kalplerinin üzerine taş mı bastırıyordu? Dolayısıyla onu söyleyen arkadaşlar burada ne yazıyorsa o mantığından giderek hareket ediyorlar. Ama öyle olmuyor işte. Ve bu tamamen saçma sapan bir anlayış. Yok, zaten kadercilik anlayışında böyle. Allah yazmıştır bir kitapta, o kitapta yazılan okunur, o kadar. Başka bir şey yapılmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de şöyle demiyor mu? Bir kavim kendine verileni değiştirinceye kadar Allah onlara verdiğini değiştirmez ayetini nereye koyacağız o zaman? Evet, rahat 11. Evet, bir kere bu tür konularda birisi Kur'an üzerine konuşmak istiyorsa çelişkisizlik ilkesini baz alması gerekir. Bir kişi çelişkisizlik ilkesini baz almıyorsa, evet ya Allah işte Tığre'de vurucu ölüyü diriltmiştir diyorsa veya işte ölen ölü geri gelmiştir veya bu ayette olduğu gibi kulaklarının üzerine ağırlık koymuştur. Bu kişiyle neyi konuşabilirsin ki? Tamamen hayatın gerçeklerinden uzak bir din algısı. Ama o kişiler bu tür ayetlerde hep tevil yapmaya başlarlar. O öyle değil, bu böyle değil. Mesela Musa'ya süt annelerinin neden haram kılındığını açıklayamazlar. Allah haram kılmışsa haram kılmış derler. Yani Musa'ya süt anası haram ama Muhammed'e helal. Karşımıza ne çıkıyor? Tamamen ilkesiz, kuralsız, birine yasak koyan, birine koymayan, birine haram yapan, birine helal yapan bir Allah çıkıyor. Ama bu arkadaşların böyle bir şeyle sorunu, problemi yok ki. Mesuliyetleri yok çünkü. Onun için... İradeyi ne şekilde açıklıyorlar? Tabii. Yazılıysa iradeyi nasıl açıklıyorlar? Yani? Mesela çok basit. Şimdi bunu söyleyen arkadaşın yüzüne tut, mesela bir bardak suyu dök. Bir de tokalar, de ki Allah bunu belirlemiş, yazmış, ben ne yapayım? Allah bunu böyle bana yazdıysa ben bu tokadı sana atmak zorundayım. Hadi o zaman davacı olmasın, itiraz etmesin, tükür yüzüne. Allah tükürttürdü de. Anlatabiliyor muyum? Sen biliyorsun yani bu olayları. Çok yaşandı bunlar. Evet. Zaten bir vaize... Böyle tokadı birisi aşk ediyor suratına, aynen bu minvalde vaaz ederken işte ne yaparsanız yapın sizin bir dahliniz yoktur, Allah yaptırmıştır diye. Karşısında oturan biri de beride şaplığa yapıştırıyor. Adam ters bakınca vaiz, ne bakıyorum diyor yani, bu yazılmış, Allah vurdurdu, ben de vurdum. Aynen öyle. O
başına bak mı bakıyorum diyor. Biliyorum öyle olduğunu diyor. Yine bozuk diye vermiyor. Fakat hangi işte kulunu buna alet etti ona bakıyorum. O zaman burada eşeklik Allah'ta olmuş oluyor. Haşa. Çünkü haşa Allah, aslında öyle oluyor. Haşa Allah'a eşek demeye getiriyor. Eşeklik yaptırıyor Allah demeye getiriyor. Yani bu vaka olmuş yani Anadolu'da bir beldede olmuş yani. Evet. 47. Biz de onların seni dinlediklerinde ne için dinlediklerini gizli konuşmalarında da o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz. Şimdi burada biz onların seni dinlediklerinde ne için dinlediklerini gizli konuşmalarının da o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkası değilsiniz dediklerini çok iyi biliriz. Hani bir şeyde itiraz etmişlerdi. Yani Allah tutar da peygamberin hanımlarının dedikodularını mı dinler demişlerdi ya. Şimdi bu insanların inkar eden veya peygamber hakkında dedikodu yapan insanların söylediklerini mi dinliyor Allah? Yani bu o yanlışsa bu da yanlıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o münafık olanların sana karşı iyi görünüp senin arkanda dedikodu yapanların ne dediklerini biz iyi biliriz. Hani bir ayette iki kişinin üçüncüsü, üç kişinin dördüncüsü, dört kişinin beşincisi, beşten fazlasının da daha aşağısının da kim olursa onları biliriz diyor Allah. Bilmez mi? Allah yere düşen bir tohumu, yerden çıkanı, hepsini hiç eksiksiz olarak ben bilirim diyor Allah. Evet. 48. Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Artık onların bir yola güçleri yetmemektedir. Yani nasıl örnekler veriyor? Yani ne diyor o Allah'ın Resulü? Büyük bir haberden bahsediyor. İnsanlar ölecek, dirilecek, dünya hayatında yapmış oldukları iyi veya kötü amellerin karşılığını ahiret aleminde ödeyecekler. Cezasını ve mükafatını alacaklar dediği zaman bunu anlatıyor. Sana nasıl örnekler veriyor? Ve altındaki ayette o örneği açıklıyor Kur'an. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı gerçekten biz mi yeniden bir yaratılışla diriltileceğiz? Öyle öyle. Kur'an'ın çok yerinde bu ifadeler geçer. Müminin suresinin 37. ayette biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Ve Kur'an da bunları üzerine basa basa vuruyor. Yani siz çürümüş, erimiş bir kemik haline geldiğinizde Allah'ın diriltemeyeceğini mi zannediyorsunuz? O sizi hiç yokken, öyle çürümüş kemiklere de karışmamışken, yokken var etti, öldürecek, tekrar sizi o parmak uçlarına varıncaya kadar her şeyi yerli yerine koyup diriltecek ve sizi hesaba çekecek diyor. Bunu mu inkar ediyorsunuz? 50. De ki, ister taş olun, ister demir ya da göğüslerinizde büyümekte olan veya büyüttüğünüz bir yaratık olun. Bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan bu durumda sana başlarını alaylıca sallayacaklar ve diyecekler ki ne zamanmış o? De ki, umulur ki pek yakında. Cehennemin ateşi insanlar ve taşlar diyordu ya, işte buradaki taş ifadesini öyle anlatıyor. İster taş olun, ister demir, ne olursanız olun, Allah sizi hesaba çekecek. Ya da
göğüslerinizde büyütmekte olduğunuz olan o inkarlar, isyanlar, fuhşu, her türlü ahlaksızlığı büyütün. Bizi kim geri çevirecekmiş, çevirebilir diyorlar. Yani ölüp de bir dünyaya geri gelmiş mi var diyorlar. Hep insanlar genelde böyle demezler mi? Ölüp de dünyaya geri gelen mi var? Hayır, burada olmayacak. Kıyamet koptuktan sonra ahiret aleminde onlar diriltilip hesaba çekilecek. Allah öyle demiyor mu? İşte hep ölüp de dirilen mi var? Adam namazını kılıyor, böyle diyor. Ve arkasından da bazıları da şöyle diyor. Dünya hayatında nasılsa, iyiyse, yani iyi derken hali vakti yerindeyse, herkese havadan bakıyorsa orada da havadan bakacak. Yani kibirli, gururlu olarak orada da görünecek ifadeleriyle anlatıyorlar. De ki sizi ilk defa yaratan, yani yoktan var eden Allah, tekrar o ölmüş, çürümüş kemikleri bir araya getirip derlemeye kadir değil mi? Allah bunu yapacak diyor. Bu Allah'ın kesin bir vaadidir. Ne zamanmış o? Bak Kur'an'da sürekli pek yakın. Ne zaman o pek yakın? İnsanın ölüşüyle dirilişi aynı anda olacak. Çünkü ölüşüyle dirilişi arasındaki zamanı Allah kaldırıyor. Evet, yani gözümüzü kapattığımız anla açtığımız an aynı an olacak. Aynı an olacak. Yani arada geçen bir kabir hayatı diye bir hayat yok. Yok. Hiçbir yerde Allah kabir hayatından bahsetmiyor. 52. Sizi çağıracağı gün ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Yani burada Allah'a karşı kibirli, gururlu, isyan, küfür, tuğyan alabildiğine gidiyor ama ahiret alemine vardığınızda o Allah'ın huzuruna, yani ona övgüyle icabet ederek geleceksiniz. Ve dünya hayatında çok az bir zaman kaldığınızı söyleyeceksiniz. Yani bu olmamış olan bir gaybi haberdir, olacak olan bir olayı anlatıyor Kur'an. Hani ne kadar kaldın? Bir saat veya bir saatten az. Ne kadar kaldın? Bir gün veya bir günden az. İşte Kur'an bunu sürekli ısrarla üzerine duruyor. Kime diyor bunları? İnkar edenlere. Ne kadar kaldın dünya hayatında? 100 yıl. Hayır. Bir saat veya bir saatten az dediğinde Allah böyle bir cevap veriyor. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. Yani kullarıma, yani Müslüman olanlar kendi aralarında birbirlerine çok güzel söz söylesinler. Kesinlikle birbirlerini kırmasınlar, birbirlerini üzmesinler, birbirlerinin hep yardımcısı, destekçisi olsunlar. Şeytan denen bu lanet var ya, işte hep bu Müslüman olanların aralarını açıyor ve onları zayıflatıyor. Onları güçsüzleştiriyor. Küfürde olanlar onları gelip ezip yok edip gidiyor. Evet, hep hocalar anlatırken şeytanı şeytan aleyhillâne diye böyle bahsederlerdi. Biz de onu tabii böyle görünmeyen, kuyruklu, boynuzlu, siyah, kötü bir varlık olarak zannederdik. Olmayan bir şeye sürekli hayal etmişiz, lanet okumuşuz. Yani şeytan diye, lanet şeytan diye bahsedilen insanların lanetlenmiş şeytanı. Evet. Bir gözün de kör olması lazım hocam. Evet. Kör şeytan da dedi. Kör şeytan. Niye kör şeytan diyorlar Mehmet abi? Taş atmış da peygamberlerden bir tanesi gözüne gelmiş. Gözünü kör etmiş. Öyle. İsmail Aleyhisselam. Ne? Kimdi?
İsmail Aleyhisselam aklıyorlar. Evet. Çeşitli rivayetler var. Babası onu kesmeye götürüyor. Kesmeye götürürken. Evet öyle. Evet. O da gelmiş, baban seni kesecek filan demiş. O da git demiş, ona taş atmış. Oradan gözü kör olmuş. Anlatımlardı yani. O zaman kadar... Taşlaması onda kalıyor herhalde. Ben öyle, aklımda öyle kalmış. Ama keşke bir taş daha atsaydı da iki gözü kör olsaydı, daha şeytan kıyamete kadar nereye gideceğini şaşırıp kimseyi göremezdi artık. Tek gözüyle bütün insanlığı kandırmış. İki göz de olsa ne olacaktı bilmem. Evet. 54. Sizi en iyi Rabbiniz bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi azaplandırır. Biz seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik. Yani Allah dilerse azap eder. Yine Kur'an'da çok ayetlerde var bu. Burada Allah dilerse bir ayet örneği vereyim. Hazreti İsa'ya Allah diyor ki, ey İsa, sen mi söyledin annemi ve beni iki ilah edinin diye? Hayır Allah'ım, ben onların içinde bulunduğum sürece senin emrettiğinin dışında hiçbir şey onlara söylemedim, onlara emretmedim. Ama ben öldüğümde onlara dilersen azap edersin, dilersen de merhamet eder, bağışlarsın diyor. İşte buradaki dilersen azap edersin, dilersen bağışlarsın, merhamet edersin ifadesi, kişi kendi isterse, Allah'ın tarif ettiği yola girer, kendini düzeltirse ona merhamet eder. Kişi kendini düzeltmez ve küfürde ısrar eder, şeytanın yolunda yürürse Allah da ona azap eder. Anlamı bu olması gerekir ayetin. Evet hocam, bu ayetleri şöyle desek daha uygun olacak gibi. Dileyene merhamet eder, dileyene azaplandırır desek, yani kestirmeden işi bitirmiş oluruz aslında. Aynen öyle. Evet. Ya işte Kur'an'ın teknik bir anlatım sanatı var işte. Allah kastedilen o yani. Tabii ki yani şu anda insan bir halifedir diyor Allah. Halife ne demek? Aslında yetkiyi, sorumluluğu insanın kendine veriyor Allah. Kesinlikle insanın karar verdiği davranışlara ve yola kesinlikle müdahale etmiyor Allah. Müdahale etmediğine göre o zaman kişinin sapması da kendisine ait, doğru yola gelmesi de kendisine ait. Ama malzeme, sermaye Allah'tan. Bunu anlamak, bunu kavramak gerekiyor. Allah'tan olmayan bir sermayeyle insan nasıl sapacak? Yani sapma diye bir yol olmazsa insan sapar mı? Hani Araf suresi 20. ayette o iblise diyor ki, eğer sen yasak ağacı olmasaydı sizin ikiniz birer melek olurdunuz diyor Allah. Yani seçme diye bir şey olmazdı. Kötülük diye bir şey ortaya çıkmazdı. Asıl kötülüğün tohumunu kim oluşturuyor? İblis. O tohumdan insanla şeytan oluyor. Herkesi en iyi bilir. Andolsun biz peygamberlerin bir kısmına üstün kıldık ve Davud'a da zebur verdik. Yani burada aslında bir kısmına üstün kıldık ifadesini kullanırken biz Kur'an'da çelişki olmadığını biliyoruz. Eğer hani Bakara suresi 136. ayette de ki, biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik deyin ki diyor inananlara. İman ettik, onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ifadesi kullanıyor. Yine Bakara 254'te de bazı peygamberlere üstün kıldık. Bu ayette de öyle diyor. Rabbin göklerde ve yerde olan her şeyi bilir, en iyi bilir.
andolsun biz peygamberlerin bir kısmına üstün kıldık. Ve Davud'a da zebur verdik. Yani burada üstün kıldık ifadesi insanların desteklemesiyle üstün kılınan peygamber anlamında kullanılmış. Çünkü Allah bir peygambere sözlerini gizleyecek de bir peygambere fazlasıyla arttıracak mı? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman burada olsa olsa ne olur? İnanan insanlar destek verir, ona etten duvarla korursa orada Allah'ın söyledikleri yeşerir ve toplumda ses getirir. İşte üstün kıldık derken onu anlatıyor Kur'an. Davut bazı peygamberlere daha fazla şey yapmış, yani destek verirken önünü açmış, olanaklar sunmuş. Bu şekilde mi anlamamız lazım desteği? Hayır. İnsanların desteğiyle. Bak, Allah dünya hayatında insanlara iki destek verici var. Birisi insanların birbirlerine desteği. Bak, Haç suresi 40. ayette anlatır bunu. Birisi de evrenin yasaları, kurallarını öğrenirse o yasalardan ona destek gelir. Bugün bak düşün şu İHA'lar. Onların bir tane şu mercek olan, yani o 10 kilometre yükseklikten uçarken nerede bir vurulacak bölge varsa onu izleyen, onu gözleyen mercek. Bunu Kanada öğretiyormuş. Kanada'da böyle bir Türkiye'nin veya bunları yapıp da dünya üzerinde bir güç ortaya koymasını istemiyor. Onları vermekten kaçınıyor, ambargo uyguluyor. Ve yeni dinledim. Aselsan'da kendisi üretmeye başlıyor. Yani kurda boynun neden kalın demişler. O da demiş ki kendi işimi kendim yaparım. İşte Müslüman olanlar kendi işlerini kendileri yapacak. Ve bu hem teknolojide hem vahyi bilgide hem insanların desteğini de almakta büyük başarı sağlayacaklar. Yoksa ezilir giderler. Ali Baba'nın sorusuna şöyle cevap versek daha uygun olur mu Ali abi? Mesela gelen nebilere, nebilerin mesajına daha çok kitleler cevap verdiği için mesajı daha büyük kitlelere ulaşmış. Böylece daha üstün iltifatına bakıyor. Tabii ki mesela Davud'a şöyle diyordu. Davud'a anlatım çarpıcılığı verdik. Davud zengin biriydi. Zengin olunca da geleni, aç olanı, yoksul olanı doyurup giydiriyor. Hep insanların ihtiyacını görüyor. Şimdi yoldan yürüyen, sakalı saçına karışmış, neydi bellisiz biri bir peygamber olsa mı, yoksa bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir insan mı o toplumda el üstünde tutulur? İşte Davud da anlatım çarpıcılığı derken insanlara mesajı veriyor ve arkasından yedirip içiriyor. Böyle yere kim gelmez? Son Nebi Resul Medine'de insanları topladı. Bütün ihtiyaç sahibi olanları yedirdi, içirdi, doyurdu, giydirdi. Evsizlere ev verdi, yersizlere yer verdi, açları doyurdu, çıplakları giydirdi. Böyle bir topluluğa kim gelmez ki? İşte onun için bazı peygamberleri üstün kıldık diyor Allah. Yani toplum onu desteklerse, onu korursa, hani Allah ve Resulü peygambere salat ettiler. Ey müminler siz de ona salat edin ifadesini kullanırken ona destek verin, onun yanında yer alın. Kafirlere onu ezdirmeyin mesajı kullanıyordu. Hani bir de Hazreti İsa kafirlerden inkar edince şöyle demişti. Demişti ki kim bana yardım edecek? Dediler ki o biziz Müslüman olanlar biziz dediler. Düşünebiliyor musun?
Yani destekleyen olmasa öldürüyorlar. Güce gerek yok diyenlerin kulağı çınlasın. Teknolojiye gerek yok diyenlerin kulağı çınlasın. Teknoloji olmasa, senin gücün olmasa senin ağzından bir laf bile çıkartmazlar. Yani elçilere toplumun sahip çıkmasına Allah üstün kıldık derken, yani o elçinin mesajı ses getirdi. Hayatta karşılığını buldu anlamında kullanmış benim anladığım. Tabii ki. Mesela Hazreti İbrahim şey miydi? İmam yapacağım seni diyor. Ama İbrahim tek başına bir ümmetti. Hiç destekleyen olmamış. Burada toplumun duyarlı olması önemli olan. Yani onun söylediklerinin toplum tarafından kabullenilmesi. Hani bir şehre varmıştı da, bir kasabaya varmıştı da yemek istedi, yemek veren olmadı ifadesi kullanıyor. İşte yemek veren olmadı derken onları dinleyen olmadı anlamında kullanmış. Evet. Anlaşılmadı yani. Anlaşılmadı derken yani tam anlaşıldı da yine sorular meydana geliyor yani. Buyurun. O zaman yani her peygamberin kabiliyeti aynı değildi yani. Birisi konuşmada üstündü. Kimisi ne bileyim başka şeyde üstündü. Ondan kaynaklanıyor yani. Konuşmada üstün olan benim derdini, dermanını veya şeysini, konusunu iyi anlatır. Mesela o çok var da derdini anlatmakta biraz güçlük çeker yani. Şimdi öyle değil. Onların söylediği vahiy değil mi? Nerede tabii ne söyleyecekse vahiydir. O zaman vahiy iyi konuşması, kötü konuşması diye bir şey olabilir mi vahiyin? O da doğru. İşte mesela Musa'nın dilinin pepe olduğunu söylerler. Oysa Musa'nın dili pepe değil. Yani orada bir adam öldürmesinin sonucunda toplum Musa'ya karşı bir kötü gözle bakıyorlar. Katil diye bakıyorlar. Katil gelse, ben peygamberim dese kim inanır ona? Onun için bana diyor yardımcı birini ver diyor. İşte sana yardımcı Harun'u verdik. Onu pazılarını onunla güçlendirdik ifadesi kullanıyor. Yani Musa'yı destekleyen bir tanesi, toplumun sevdiği birisi destekliyor ve ondan sonra Musa'nın peşine takılanlar öyle gelmeye başlıyor. Değilse gelen olmayacak. Ama hocam her toplumun kendinden bir elçi geliyor yani. Tabii ki. Aralarındaki en zeki, en böyle şey adamı seçiyor zaten Allah. Bak, böyle o toplumun içinden en zeki, en mükemmel, ne bileyim didaktikte, konuşmadan mükemmel olanı seçiyor. Ama yine bazı başarı olamıyor yani. İşte aynı vahiyi anlatıyorlar. O zaman bundan mı? İnanmayabilirler. İnanmayan çıkmıyor ona. Yani onun yapacağı bir şey yok. Üstüne düşeni yapıyor. Eyüp kardeş. Şimdi günümüzde örnek bir Azerbaycan-Ermenistan çatışması var. Şimdi Ermenistan eski halle silahlanmış, bombalar atıyor sürekli. Azerbaycan ne yapıyor? SİHA'larla gökyüzüne çıkıyor. Onların silahları neredeyse bombaları takır 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 indir veriyor. Artık onların hareket edecek bir mecali kalmıyor. Sen alet işler ele önür derler. Eğer seni destekleyen, seni yanında olan askerin, insanın olmazsa sen o inkar edenlerle, seni öldürmeye gelenlerle nasıl mücadele vereceksin? Nasıl orada sesini çıkaracaksın?
öyle peygamberler geldi geçti ki diyor, onların sesi bile duyulmadan öldürdüler gittiler. Niye Allah onları korumadı? Niye Allah onlara üstün bir meziyet vermedi? Kur'an-ı Kerim şöyle der. Bütün peygamberlere kitap verdik, hikmet verdik, ilim verdik, hikmet verdik. Yani olayları doğru anlama yeteneği, doğru anlama kabiliyeti, doğru anlama feraseti verdik diyor Allah. Bütün peygamberlere Allah bunu verdiğine göre sadece insanların destek vermesi, güç ve kuvvetin oluşması ile o toplumda o din yayılacak. Başka türlüsü yok. Hep Kur'an'da örnekler veriyor. Mesela Davud'u örnek veriyor, Süleyman'ı örnek veriyor. Ne yapıyor? Bütün dünyaya mesaj veriyor Süleyman. Her türlü donanımı, her türlü silahları kendi Müslüman olanlardan yetmiyor, Müslüman olmayanlardan da çağırıp onlara kendi ihtiyaçlarıyla ilgili eksiklerini yaptırıyor. Gücü var. Gücü olmasın bakayım bunu yapabilir mi? Evet. 56. Peki, onun dışında ilah olarak öne sürdüklerinizi çağırın. Onlar sizden ne zararı uzaklaştırabilirler ne de onu yararınıza dönüştürebilirler. Yani kaç okudum hocam şimdi? 56. 56. Onun dışında ilah olarak yani dünya hayatında nedir ilah? Yani put nedir? Allah'ın sözünün karşısında söz söyleyen birinin sözünü yerine getirmek ve ona göre hayatını düzenlemek demektir. Yani put demek bir heykeli dikip de onun önünde senenin belirli günlerinde kurban kesip bel büküp eğilmek değil put. Put, onun ideolojisini hayata hakim kılmak. Onun ideolojisiyle yaşamı düzenlemektir. İşte bir Allah'ın söylediği bir yaşam şekli var. Bir de Allah'ın söylediklerinin dışındakilerin yaşam şekli var. İşte Firavun'un büyücüleri niye Musa'nın ilahına, Musa ve Harun'un ilahına biz de teslim olduk dediler. İşte o ilahi mesajın onlardaki yaptığı tesirlerden dolayı. Yani bugünkü putların ortaya koyduğu ideolojilere bak, kendi işlerinde hep çelişkiler halinde. Ama Kur'an, eğer bu Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş olsaydı, bir takım çarpıklıklar, çelişkiler olurdu diyor. İşte bu Allah mı daha sizin için ilah olarak yeterli, eğitici olarak, Rab olarak, yoksa Allah'ın dışında o taptıklarınız mı daha sizin için geçerli? Onların ahiret aleminde sürekli üzerine basa basa vurguluyor, size bir faydası olmayacak diyor. Onlar kendilerini kurtaramayacak diyor. O taptıklarınız kendilerini ölümden engelleyemediler diyor. Niye onlara tapıyorsunuz? Niye onların söylediklerini yerine getiriyorsunuz da Allah'ın söylediklerini yerine getirmiyorsunuz veya Allah'ı unutuyorsunuz? Dediğiniz gibi hocam, Musa ve Harun hem o kahinleri anlatıyor, hem Firavun'a ve adamlarını anlatıyor. Kahinler ikna oluyorlar, öteki olmuyor. İkisini de aynı şeyi anlatıyor halbuki. Tabii ki. Yani o ne anlamıyor da o anlıyor? Ha işte, o da. Bu ayette, mesela ayetin orijinalinde öne sürdükleri, onun dışında ilah olarak öne sürdükleri diyor ya, aslında ayetin orijinalinde ilah olarak, ilah kelimesi geçmiyor ama ilah olarak demesek bile, bugünkü toplumun, işte tarikatların, cemaatlerin öne sürdükleri, yani insanüstü vasıflarla öne sürdüklerini getirin, çağırın bakalım. İlah demiyorlar ya şimdi onlara. Ya biz bunlara ilah demiyoruz yani. İlah değil bunlar. Onlar ilah demiyor ama biz onların o hallerine Allah'ın dışında ilah edinmişler diyoruz. Kur'an'ın ifadesiyle. Yani ilah,
ilah gibi muamele ediyorlar ama ilah demiyor. İşte ayette yani orijinalinde ilah kelimesini kullanmıyor. Öne sürdüklerinizi çağırmadan. Yani burada zaten öne sürdükler havada kimler? Havada uçuyor. Havada uçuyor, yardıma yetişiyor, bilmem ne diyor. Hadi çağırın bakalım, bir zararı sizden def etsinler bakalım. Veya size bir faydalar olsun. Müthiş bir meydan okuyuş yani. Tabii ki. Hadi çağırın da bir görelim. Evet. 57. Onların taptıkları da hangisi daha yakındır